Herkese merhabalar, ElektroSoftware kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda drone'umuzun kontrol sistemini, yani drone'umuzun beyni diyebileceğimiz uçuş kontrol sistemini sensörleriyle, mikro denetleyicileriyle beraber inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Uçuş kontrol sistemine geçmeden önce ilk olarak drone'un bileşenlerini tanıyalım isterseniz. Biraz önce bahsettiğim gibi uçuş kontrol sistemini biraz sonra detaylı olarak inceleyeceğiz. Ama bunun haricinde de drone'umuzda iki kuvvetimi sağlayan bir motorumuz bulunuyor. Aynı zamanda ESC dediğimiz motorumuzun hızını ayarladığımız ve buna göre hareket sağladığımız birimler bulunuyor. Bununla beraber güç sistemimiz bulunuyor ve aynı zamanda gövde ve pervanelerimizde drone'umuzu oluşturan bileşenler arasında yer alıyor. Bu videoda uçuş kontrol sistemini detaylı olarak inceleyeceğiz. Ama bir sonraki videomuzda da kalan bileşenleri detaylı bir şekilde anlatacağız. İlk olarak uçuş kontrol sistemiyle başlayalım. Bunun bileşenlerini bir bakalım. Mikro denetleyicimiz var. Sensörlerimiz bulunuyor. Akselerometre, jiroskop, manyetometre, basınç sensörü, GPS. Aynı zamanda kumanda kısmında da kumandamızın alıcı ve verici sensörleri, uçuş kontrol sistemimizi oluşturan öğeler. İlk olarak mikro denetleyici ile başlayalım. Mikro denetleyiciler bildiğiniz gibi tek bir metal oksit veri iletkenden tüm ışık devre üzerine kurulmuş, dışarıdan gelen veriyi hafızasına alan, derleyen ve sonucunda da çıktı elde eden bilgisayarlar. Sistemin beyni diyebiliriz. Mikro denetleyicilerin yapısında CPU, RAM, ROM, I/O portları, seri ve paralel portlar, kristal osilatör, sayıcılar ve bazılarında da analog dijital dönüştürücüler bulunuyor. Bu videoda sadece mikro denetleyicinin ne olduğu ile alakalı bir yüzeysel bir açıklama yaptık. Başka videolarda mikro denetleyici ve mikro işlemcilerle alakalı daha detaylı bilgiler verilecek. Mikro denetleyicilerimizi tekrar inceleyecek olursak gördüğünüz gibi tek bir tümleşik devre içinde osilatörü var, işte işlemcisi var, RAM'i var. Bu şekilde bir görsel var. Mikro denetleyicinin türlerini inceleyecek olursak yine isim olarak bunları incelersek PIC mikro denetleyiciler var. ARM 8051, AVR ve MSP mikro denetleyicileri var. Burada aralarındaki en popüler olanı ARM mikro denetleyiciler. Biz de drone'umuzda da yine ARM mikro denetleyicilerini kullanacağız. İlk olarak akselerometre yani ivme ölçerle başlayalım. İvme ölçer bir kütlenin sahip olduğu ivmeyi ölçmek için kullanılan bir cihaz. Farklı yöntemlerle çalışan türleri mevcut. Bunlar en yaygın olanları piezoelektrik ve kapasitif ivme ölçerler. Bizim için burada önemli olan kısım kapasitif ivme ölçerler. Biz bu tarz ivme ölçer ve aynı şekilde jiroskopu kullanacağız. Kapasitif ivme ölçerlerin mantığı şöyle. Birbirine yakın iki tane paralel levha arasında kapasitif bir etki oluşuyor ve kapasitans değeri ortaya çıkıyor. Bir ivme uygulandığında sabit elektrot ve hareketli elektrot arasında mesafe değişiyor. Bu sayede de kapasite değerinin değişmesi sağlanıyor. Sonuç olarak ivme ile orantılı bir çıkış değeri elde ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi MEMS tipi kapasitif ivme ölçerlerde biraz önce bahsettiğim işte sabit plakalar var. Uygulanan ivme sonucunda bir hareket sağlanıyor ve burada da kapasitif etkili ivmemizi ölçüyoruz. İkinci olarak jiroskopa geçelim. Jiroskop sensörü açısal hızı algılayabilen bir sensör. Açısal hızı buluyoruz bu sensörle beraber. Yani sabit duran bir cismin 3 dikey eksendeki açısal oranları karşılaştırılarak dönüş yönünü ve hızını belirliyoruz. Jiroskopu ivme ölçerle karşılaştıracak olursak benzer kısımları var ama aralarındaki en büyük fark şu. İvme ölçer cihazın ivmesini ölçüyor. Bunu tek eksen üzerinde yapıyor. Yani tek eksen üzerinde ayrı ayrı ivmeleri ölçüyor. Eksenlerin ayrı ayrı ivmelerini ölçüyor. Ama jiroskop 3 koordinatın dönüş hızını ölçüyor. Bu sayede ivme ölçerde tek bir koordinat üzerinden ivme ölçülürken jiroskopta ise 3 koordinata göre dönüş hızı ölçümü gerçekleştiriliyor. Burada da gördüğünüz gibi uçaklarda tabii ki kullanılan sensör, çok sıklıkla kullanılan bir sensör. Uçağın sola doğru hareketinde gördüğünüz gibi ekran bu şekilde jiroskop sayesinde değişiyor. Şimdi de manyetometreyi inceleyelim. Manyetometre aynı zamanda gaussmetre de denebiliyor. Manyetik alan gücünü ve yönünü ölçmede kullanılan bir cihaz. Birimini inceleyecek olursak Tesla veya Gauss olarak kullanılabilir.
Mitometre iki tane ölçüm için kullanılıyor. İlki ferromanyet bir malzemenin mıknatıslanmasını ölçmek, diğeri de bir noktadaki manyetik alan şiddeti ve yönünü ölçmek. Biz tabii ki ikinci amaçla kullanacağız. Biliyorsunuz dünyanın sahip olduğu bir manyetik alan var ve bu manyetik alanda sapmalara yol açıyor. Biz bu sapmaları da tespit etmemiz lazım ki drone'umuzu daha kesin bir şekilde, doğruluğu yüksek bir şekilde kontrol edebilelim. Şimdi biz ne demek istedik? Jiroskop ve ivme ölçer sensörlerinden bir çeşitli veriler alıyorduk. İşte ivme ölçerden ivmesini ölçüyorduk. Jiroskoptan da dönüş hızını ve dönüş yönünü hesaplıyorduk. Tabii biz bunları tek başlarına kullanırsak bize güvenli bir bilgi vermiyorlar. Bu yüzden bu iki sensörü birleştirmemiz lazım. Bu iki sensörü birleştirip yönelim, hız, pozisyon gibi bilgileri tek bir üniteden alabilmeliyiz. Bu üniteleri de biz IMU diyoruz. Inertial Measurement Unit. Ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme gibi verileri tek bir modülde toplayan elektronik bir birim. Sistemin bileşenlerini inceleyecek olursak biraz önce dediğim gibi ivme ölçerler ve jiroskop bulunuyor. Ama bazen de manyetometreyi de katabiliyoruz. Manyetometre özellikle askeri alanda kullanılan doğruluğu çok daha yüksek olması beklenen durumlarda sıklıkla kullanılan bir sensör. Ama hobi amaçlı bir drone yapacak olursak bize ivme ölçer ve jiroskop da yeterli geliyor. Yani manyetometrenin çok fazla etkisi olmuyor çünkü hem menzilimiz çok fazla olmuyor hem de çok yüksek irtifalara çıkmıyoruz. IMU'ları inceleyecek olursak serbestlik dereceleri DOF'la ifade ediliyor. Yani buradaki DOF'lar örneğin 2 eksen jiro'muz, 3 eksen ivme ölçerimiz varsa 5 DOF IMU oluyor. Mesela piyasada sıklıkla kullanılan MPU 60-50 sensörü var. Orada da 3 eksen jiro, 3 eksen ivme ölçer. O yüzden MPU 60-50 diye isimlendiriliyor. Aynı zamanda 92-50 var. MPU 92-50. Orada da 3 eksen jiro, 3 eksen ivme ölçer ve 3 eksende mitometrenin ölçtüğü eksenler var. DOF isimlendirmeleri bu şekilde yapılıyor. Şimdi de basınç sensörünü inceleyelim. Şimdi de basınç sensörüne geçelim. Basınç sensörleriyle biz basıncı ölçüyoruz. Basınç sensörü uygulanan basıncı algılayıp bunu analog bir sinyale çeviriyor. Drone'da da biz basınç sensörünü yükseklik tespiti için kullanacağız. Şimdi de sensörlerin sonuncusu olan GPS'i inceleyelim. Global Positioning System, yani Türkçe olarak küresel konumlama sistemi. ABD hükümetine ait ve ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yönetilen uydu tabanlı radyo navigasyon sistemi. Dünyadaki ve dünya yakınındaki GPS alıcılarına en az 4 GPS uydusunu görebilmeleri şartıyla coğrafi konum ve saat bilgisi sağlayan küresel uydu navigasyon sistemlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz bu küresel uydu navigasyon sistemlerinden Rusya'nın yaptığı bir sistem de var. Aynı zamanda Avrupa'da kullanılan GNSS navigasyon sistemleri de var. Burada biz sadece konumu belirlemek amacıyla bu sistemi kullanacağımız için bunu anlatıyorum. Yani kısaca bir GPS alıcımız, dünyanın yükseklerinden GPS uyduları tarafından gönderilen hassas zamanlama sinyalleriyle konumunu hesaplıyor. GPS'i biz özellikle drone'un otonom kısmında sıklıkla kullanacağız. Burada gördüğünüz gibi GPS'in anlatımı var, uydu var, yer kontrol istasyonu var, aynı zamanda da bir hava aracımız var. Aslında GPS ile alakalı daha detaylı bilgiler verilebilir. Ama bu videoda daha çok drone'da kullanacağımız elemanları temel bir şekilde söylediğimiz için biraz kısa oldu ama yine GPS ile alakalı veya farklı havacılık terimleriyle alakalı videoları biz havacılık serimizde de çekeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Son olarak kumanda sistemine gelelim. Kumanda sistemini biliyorsunuz bir alıcı olması lazım. Pilotun kullandığı uzaktan kumandadan gelen sinyalleri drone'a ileten bileşen, yani drone'un üzerinde bir alıcı var. Biz uzaktan kumandadan bir sinyal yolluyoruz ve drone üzerindeki alıcı bunu alıyor ve işliyor tabii ki de. Vericilerimiz ise iki türlü kullanılabilir. İlk verici uzaktan kumanda olabilir. Yani bizim elimizde tuttuğumuz uzaktan kumandayı biz verici olarak kullanabiliyoruz ve drone'u yönlendirebiliyoruz bu sayede. Aynı zamanda uzaktan kumanda biz verici olarak kullanabildiğimiz gibi drone üzerinde de vericiler olabilir. Bu vericilerden de biz yine atıyorum yer kontrol istasyonlarındaki ekranlarımızda çeşitli görüntüleri görebiliriz.
Son olarak da kanal kavramımız var. Bu terimi şöyle açıklayabiliriz. Bir drone'un üzerinde bir drone uzaktan kumandayla eşleştirildikten sonra kumanda üzerindeki sticklerin fonksiyonları bu şekilde açıklayabiliriz. Buna örnek vermek gerekirse atıyorum biz bir drone'un biz sağa sola dönmesini istediğimiz zaman bir kanalı kullanacağız. Veya bir diğer kanalda da işte yüksekliğini ayarlayacağımız bir fonksiyon olacak. Bu tarz fonksiyonları biz atadığımız durumlarda kanalları kullanıyoruz. Çoğu drone kontrolü için 6 tane kanal yeterli oluyor. Yani 6 tane fonksiyon bizim işimizi görüyor. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda uçuş kontrol sistemini sizlere anlattım. Bir sonraki videoda işin daha çok mekanik kısmını, yani işte motorudur, güç sistemidir, motor sürücüsüdür. Bunlarla alakalı bilgiler vereceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.